Hoş geldiniz. Hasret, hoş geldin de. Hani sen gitmiştin? Gittim, gittim. Merak etme. Murat Hoca burada mı? Yok, stüdyoda. Ama Nesin Hanım burada. Senin bana verdiğin elbiseyi getirmeyi unuttum ben. Ben onu sana vermiştim zaten, boş ver. Kesin gidiyor musun yani şimdi? Öyle. Sen de rahat edersin artık. Ay olur mu canım? Çok üzüldüm. Baban nasıl? Özlemiştir seni. Bilmiyorum nasıl. Buralarda değil. Nerede? İş seyahatinde mi? Ha, iş seyahatinde. Allah Allah. Buralarda değil işte, bilmiyorum nerede. Bıraktı gitti bizi. Deme ya. Ben Nesrin Hanım'a hazır olduğunu söyleyeyim. Nesrin Hanım, Hasret eşyalarını topladı gidiyor. Bir şey söyleyecek miydiniz? Hayır, gidebilir. Doğru konuşmayı, güzel şarkı söylemeyi en azından denedi. Bir veda konuşması düşünmez miydiniz? Bütün bunları bana söylemenize gerek yoktu Saima Hanım. Ne olup bittiğini düşünebilecek durumdayım. Nasıl isterseniz efendim. Nesrin Hanım sana iyi günler diledi. Seninle tanıştığına çok memnun olmuş. Belki bir gün yine karşılaşırız, kendine iyi baksın dedi. Böyle mi dedi? Hı hı. Hadi ben seni geçireyim. Nesrin Hanım sen rahatsız olacaksın belki ama bizde adet böyledir. Biz ekmeğini yiyip suyunu içtiğimiz yerden ev sahibine eyvallah demeden istesek de çıkamayız. Çünkü gönül borcu başka borçlara benzemez. Yedirdin, içirdin, yataklara yatırdın. Sağ ol. Bir şey değil Hasret. Hakkını da helal et. Çünkü söyleyeyim ben ettim. Bu Murat Hoca'nın stüdyosu nerede sen biliyor musun? Bir emanetim var ona verecek. Anasına vermedim, kendine vereceğim. Ben odasındaki adres kartına bakar, senin için yazarım adresi. Hadi senin. Arkadaşlar,
Teşekkür ederim. Düzenleme şimdi bitmiştir. Teşekkürler Cihan.